Kılıç, çok teşekkürler. Şimdi konuklarım var. Hem bu heyetin ziyaretini hem Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağız. Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin konuğum. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Çetiner sen de hoş geldin Ankara stüdyomuzdan. Hoş bulduk. Ankara'dan selamlar tekrar. Sağ olun hocam. Şimdi önemli bir ziyaret bu. Trafik çok hızlandı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmi ziyarete gidecek Biden'a ilk kez. Şimdi bugünkü bu temaslardan ne bekliyorsunuz? Yani başlıklar ortada ama somut olarak kısa vadede nasıl sonuçlar almayı hedefliyoruz bu görüşmelerle? Özellikle İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdikten sonra Türk-Amerikan ilişkilerinde de ikili anlamda önemli bir gelişme yaşanmadı. Hem 16 konusu dahil olmak üzere diğer alanlarda da Türkiye ile ABD arasında ikili anlamda özellikle savunma konularında büyük bir işbirliğine doğru gidecek gibi. Bunun da en önemli nedeni Ukrayna'daki savaşın devam etmesi, Ukrayna'nın çok acil bir şekilde cephaneye ihtiyacı olması. Türkiye büyük bir olasılıkla Ukrayna'ya cephane sağlama konusunda da önemli ülkelerden biri konumunda olacak. Avrupa'daki birçok ülkenin cephanesi sona erdiği için büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ama bizi ilgilendiren de burada asıl Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle Biden yönetiminde bu ilişkilerin yumuşaması ve Türkiye'nin ABD ile sadece Rusya-Ukrayna değil bölgedeki gelişmelerde de ikili anlamda neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmakta. Hocam biraz yüksek sesle konuşmanızı rica edeceğim. Hafif derinden geliyor sesiniz. Yani daha sizi sağlıklı duyalım diye. Yani evet. Şu anda Amerika'nın çünkü karşılıklı elbette talepler var. Türkiye'nin talepleri çok net ortada. F-16 süreci de olduğu gibi terörle mücadelede hem Kuzey Irak'ta hem Suriye'de taleplerimiz zaten yıllardır açık açık dile getirdiğimiz talepler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün masada konuşacak konular arasında bu Ukrayna'ya cephane tedariği talebi mi var diyorsunuz? O dahil. Ama aynı zamanda, başka? Suriye'deki gelişmeler, Ortadoğu'daki gelişmeler tabii çok önemli. Özellikle Türkiye'nin YPG ve PKK ile ilgili endişelerinin de tabii gündeme getirildiği bir durum söz konusu. Türkiye ile Irak arasında imzalanacak anlaşmalar çok önemli biliyorsunuz. Sadece güvenlik değil aynı zamanda ekonomik alanda da 25'e yakın bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Özellikle Irak koridoru üzerinden tabii Türkiye'nin daha etkin olacağı bir süreç var. ABD de bu noktada Türkiye ile birlikte hareket etme niyetinde. Geçen de biliyorsunuz da Amerikan Büyükelçisi'nin bir açıklaması vardı. Yani biz Orta Doğu'da geçici olarak bulunuyoruz. Özellikle Türklere yönelik, YPG'ye yönelik yardımlar konusunda. Ama burada Türkiye'nin sınır ötesi güvenliği bir yana, ikili anlamda F-16'ların modernizasyonu başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile ABD arasında bana göre savunma sanayi çerçevesinde yeni bir takım anlaşmalar yapılacak, işbirlikleri yapılacak. Evet. Bu da öyle görünüyor ki Biden yönetiminin de Türkiye'ye bakışında önemli bir değişikliğin ortaya çıkması olarak değerlendirilebilir. Evet Çetiner, özellikle Irak'la ilgili hocamızın vurguladığı bu yeni yapılan anlaşmalar, yapılacak olan anlaşmalar bunlarla da çok ilgili de Amerika Birleşik Devletleri. Nerede duruyor bu konuda Amerika? Hülya, aslına bakarsan Amerika en başından beri yani yıllardır hep konuşuruz ama dikkatlerden kaçan bir nokta var. İran kuzeyinde Kandil'e yönelik ya da sınır hattımıza yakın Avaşin, Basyan, Zap bölgesi, Gara bölgesi yani bu noktalarda yapılacak olan operasyonlara bugüne kadar bir itirazı olmadı. Zaten Irak devleti Saddam Hüseyin'in devrilmesinden hemen sonra yeni kurulan Irak devleti de Saddam döneminden kalan tüm anlaşmaların yürürlükte olacağını ve bu sürecin yeniden tekrar edileceğini ifade etmişti ki zaten 2003 itibariyle Irak'taki yönetim bunu kabul ederken Amerikalılar da aslında bu sürecin olabileceğini öngörerek bu sıcak temas halinde sınır ötesine geçiş hakkını veren anlaşmalara onay zaten daha 2003 itibariyle kabul görmüştü. Ama şimdi biraz daha farklı bir durum var Irak'ta. Yani İçeride birçok denge farklı pozisyon alırken ilk kez Irak'taki aktörler aynı masada, aynı noktada bir uzlaşıya varmaya çalışıyor. Henüz tam anlamıyla çünkü bir uzlaşı sağlanmış denemez. Çünkü bu ayın sonunda Cumhurbaşkanı Nisan ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat'a gidecek. Bağdat'ta hem Irak Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve oradaki heyetlerle görüşmeler yapacak. Oradaki etnik mezhep gruplarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Hı hı. Ve benim düşüncem bu seyahatin sonrasında Türkiye geniş çaplı bir operasyon yapacak. Ama Amerika zaten altını özellikle çizeyim, İran kuzeyine bir yapılacak operasyona yönelik bugüne kadar bir karşı duruş sergilemedi. Sadece Suriye konusunda daha dikkatli bir dil kullanmaya dikkat ettiler. Ama burada tabii şöyle bir mevzu var. Şimdi Süleymaniye özelinde Sayın Milli Savunma Bakanı, ardından Dışişleri Bakanı ve en son Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birbiri ardına Süleymaniye ile ilgili çok sert çıkışlar yaptılar. Dolayısıyla şimdi Süleymaniye noktasında Amerika ve İran. Şimdi bu iki denklem önemli. Biz şimdi Orta Doğu'yu konuşurken Amerikalı bir heyet eğer Türkiye'ye gelmişse bizim tabii konuşma başlıklarımız, ana başlıklarımız Irak'tır, Suriye'dir, Ukrayna'dır, Gazze'dir ama bütün bu başlıkların içerisinde Ukrayna hariç, hatta Ukrayna da dahil edilebilir. Çünkü İran şu anda drone yaptırımları olmadığı için Rusya'ya çok rahatlıkla drone satabiliyor ve silah satabiliyor. Dolayısıyla bütün bu mevzuların merkezinde İran'ı da bir yere koyup tartışmak durumundayız. Nitekim bugünkü görüşmelerde Amerikalı kaynaklar İran mevzusunun da bir yerde sürece dahil konuşulduğunu ifade ediyorlar. Ama hangi çerçevede? Neyi kastediyorsun? Suriye, biraz açar mısın Irak, lütfen? Suriye ve Gazze meselesinde özellikle Serap. Yani şu anda bu arada bir şeyin de altını çizelim. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye açısından önemli diplomatik bir süreç var. Bir taraftan Sisi Türkiye'ye gelecek, bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat'a gidiyor, Amerika'ya gidecek ve belki de biz sürpriz bir şeyle karşılaşabiliriz. Önümüzdeki günlerde Rusya'da Beşar Esad'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Daha da önemlisi bu süreç Rusya tarafından çok fazla da uzatılmak istenmiyor. Ve bu anlamda da hızlı bir diplomasi trafiği var. Moskova'da son yaşanan terör saldırısı olmasaydı belki gündemde bu konular daha hızlı tartışılacaktı. Tabii şimdi Amerika'da, Orta Doğu'da artık yani biz Amerika'yı bir komşumuz olarak görmesek de orada işgalci güç olarak tanısak ve de öyledir zaten. Ama günün sonunda Suriye'de de Irak'ta da hemen kapımızda bir Amerika'da var. O rasyoneliteyi de sahada görüyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız vakit. Dolayısıyla bu görüşme trafiği önümüzdeki günlerde daha da hızlanacaktır. Muhtemelen MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan Irak ve Suriye dosyalarından dolayı birkaç kez Amerika'ya gidip gelecektir. Yine sahadaki muhataplarıyla bir diplomasi trafiği yönetecektir. Ama aynı şekilde... hocamız bir şey söylüyor Çetiner, affedersin. Buyurun hocam, duyamadık. Hakan Fidan değil, İbrahim Kalın MİT Başkanı teknik şey yaptı da. Hakan Fidan gidecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın dil sürçmesi olmuş da onu hatırlatıyor hocamız Çetiner. Yani yok, bir dil sürçmesi olursa özür dilerim. Bir dil sürçmesi olduysa özür dilerim izleyiciden ama bir kez daha düzeltelim. Irak dosyası ve Suriye dosyası doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takip ettiği dosyalar. Yani o yüzden belki bir yanlış anlaşılma oluşmasın. Bu iki dosyada özellikle istihbarat kurumunun hem mutfağında pişen hem de Hakan Fidan'ın başkanlığı döneminde de öyleydi. Her iki ülkede doğrudan bu mutfakta pişip ardından dişlerine giden konular. Dolayısıyla bu konuda İbrahim Kalın MİT Başkanı olarak sahada bu diplomasi trafiğini yönetecek şimdilik. Ama şunu hemen belirtelim. Biz önümüzdeki süreçte hem operasyonel anlamda Serap yani çünkü Nisan sonu itibariyle Türkiye'nin artık bir süpürme harekatı başlatması bekleniyor. Süpürmeden kastım da şu: sınırımızın yanı başında Gara hattından başlayıp ta Zap, Avaşin bölgesine kadar olan bölgelerde çok ciddi büyük bir temizlik yapılacak, süpürme yapılacak. Ardından da ikinci aşamaya geçecek ama bu aşamalar şimdi tabii detaylara girmeyelim ama Bağdat yönetimi nerede duracak, Irak Kürt yönetimi nerede duracak, bu süreçte Süleymaniye'de Talabani ailesi nerede saf değiştirebilir mi, İran ikna edilebilir mi, bunları zamanla göreceğiz ama evet. Türkiye'de sahadaki kararlılığını göstermek adına İran dışında Amerika'nın da sahadaki pozisyonu itibariyle bu kararlı görüşme trafiğini sürdürüyor. Hocam Çetiner'in vurguladığı İran'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri konusu var ve diyor ki bir süre belki de Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beşar Esad'ı bir araya getirme girişimiyle bir süre sonra karşımızda olacak. Yani önümüzdeki birkaç ay böyle çok sürpriz ve kritik hamlelerin ardı ardına geldiği bir gündemin içinde mi olacak Türkiye? Bence olması da lazım zaten. Özellikle Suriye ile görüşme konusunda geç de kalınmış durumda. Eğer bir süpürme harekatı yapılacaksa merkezi hükümetle tabii bunun yapılması lazım. Hı hı. Bir de Amerikan heyetinin tabii bugün görüştüğü hem Savunma Bakanı hem de Komisyon Başkanı Hulusi Akar, ikisi de Genelkurmay Başkanlığı yapmış insanlar. Evet. Şu anda bir önceki Alev Seref konumundalar. Yani Amerikalılar tam uzmanlar görüşmesi yapıyorlar. O nedenle dosyaya hakim olan bir Türk tarafı var. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki en büyük özelliği şu. Türkiye'ye yönelik olarak bana göre pozisyon değişikliğine gidiyor. Pentagon şu anda Amerika'da en fazla etkili olan bir kurum konumunda ve Pentagon'un önerileri Türkiye ile yakınlaşmayı öneriyor gibi geliyor bana. Evet ve F-16'larla ilgili Türkiye'de modernizasyonun yapılması yönünde talepler var. Yani böyle bir adım gelebilir mi? Bu hani biraz uzun vadeli konuşma ama F-35'e tekrar dahil olma sürecine varabilir mi? Mutlaka Türkiye'nin bu yönde talepleri olmalı. Yani varması arzu edilir F-35'e ama F-16'lar konusunda zaten ortak bir üretim yapılıyordu. Bunun Türkiye'de üretilme durumu eğer mümkün olursa tabii Türkiye açısından daha iyi. Masraf açısından en azından daha iyi olur. Ama Amerikalıların bu konuda pek fazla şey yapacağını düşünmüyorum. Yani taviz vereceğini düşünmüyorum. Verirlerse iyi olur. Eğer Türkiye bunu alırsa ve Türkiye'nin tabii bu F-16 modernizasyonunda teknoloji anlamında da artık eskisi gibi olmadığını, bunu yapabilecek nitelikte olduğunu Amerikalılar da biliyorlar. Ama Amerikalıların bir genel yaklaşım vardır. Offset olarak tanımlanır bu. Bütün malzemeyi verirler ve kendilerinin kontrolünde olur. Yani bu üretme dediğimiz şey ana beyin yani programlama Amerika'da yapılır. Ama onun diğer parçalarının, aksamın tamamlanması Türkiye'de olur. Bunu müzakerelerden sonra bileceğiz. Belki bugün bu konuda da bir adım atılabilir. Bekleyelim, görelim. Seçimin çok yaklaşmış olması Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işin seyrini yani F-16 sürecinin seyrini bu yeni adımları olumsuz etkiler mi? Yani bu yıl yani Kasım'da seçim olacak Amerika Birleşik Devletleri'ne. Diyelim ki yönetim değişti. Düşünmüyorum. Yani tam tersine bu Amerika'nın dış politikasındaki sürekliliğin bir göstergesi. Bence Türkiye açısından bir sorun yok. Amerika'daki seçimler başka, F-16 modernizasyonu başka. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Çetiner Çetin çok teşekkür ediyorum katkınız için.